köşeye sıkıştı. Direnişlerimiz birbirine ilham veriyor. Kadınlar her direnişin en ön saflarında mücadele ediyor. Ocak'ta Mersin Tarsus Sebze Hali, Şubat'ta Oppo, Alpin Çorap, Darinde Çorap, Farklaz ve Migros Depo kadınların öne çıktığı direnişler oldu. Kadınların kazancı yöneticiler tarafından ailenin ek geliri olarak görülüyor. Hamile ve regl olan kadınlar yüksek tempoda çalışmaya zorlanıyor. Daha az ücrete mahkum bırakılıyor. İş yerlerimizde kreş ihtiyacı karşılanmıyor. İşçinin hakkı yoksa boykot var diyerek harekete geçen kadınları bir kez daha miting alanımızdan selamlıyor ve diyoruz ki hem emeğimizin hakkı hem de eşit işe eşit ücret talepleriyle her yerdeyiz. Bugün buradayız. Bugün bu alanda buluşana kadar yaşadığımız coğrafyanın dört bir yanında yaşamımız, emeğimiz ve kimliğimiz için çok mücadele verdik. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkma cüretini kendinde bulan kadın düşmanlarına karşı dört bir yanda sokaklardaydık. Şule Çet, Emine Bulut, İpek Er, Ceren Damar, Aleyna Çakır, Zeynep Erdoğan, Ömür Erez, Fatma Altın Makas, Hande Kader ve daha nice kadın arkadaşlarımız aramızdan alınırken bizler faillerden de failleri cezasız bırakanlardan da hesap sorduk. Tarihin en büyük suç örgütü olan devlet şiddetine bu suç örgütünün kamusal alandan özel alana meşru kılmaya çalıştığı erkek şiddetine karşı birbirimizi savunduk. Siyasal iktidar bir kez daha kadınlara saldırarak iktidarının bekasını korumaya çalışırken bizi susturmak isteyen erkek egemen sistemle pazarlık yapmıyoruz. Krizin içinde biriken öfkeyi kadınların LGBT artıların üstüne yönlendirmeye çalışan bu erkek ittifak, diyanet, tarikatlar, kutsallık diye dayatılan normlarla bir bütün olarak hayatlarımızın üzerinde tepinmeye çalışırken biz harekete geçiyoruz. Erkek egemen sistemi alaşağı etmeye geliyoruz. Kadın, yaşam, özgürlük. Kadın, yaşam, özgürlük. Mücadelemizin kolay olmayacağını biliyorduk. Biz güçlendikçe, direnişimiz bir sel gibi büyüdükçe polis, devlet, yargı ve siyasal iktidarın her bir hücresiyle erkek şiddetinin türlü biçimleri karşımıza dikiliyor. Dünden bugüne yapılan her kadın eylemine orantısız şiddet uygulayan emniyet, Ümitcan Uygun, Şirin Ünal, Musa Orhan, Hasan Bilgili gibi kadın katilleri ve tecavüzcüleri sokaklarda rahatça gezebilsin diye sokakta hakkını arayan kadınlara tecavüz tehditleri saldırıyor. Kürt kadınlar başta olmak üzere omuz omuza mücadele ettiğimiz birçok yol arkadaşımız hapishanelerde çıplak aramaya ve her türlü işkenceye maruz bırakılıyor. Aysel Tuğluk gibi hapishanelerde tutulan çok sayıda arkadaşımızın sağlığı hapishanelerde kalmaya uygun olmadığı halde tahliye edilmiyor. Hasta kadın tutsakların sağlığa erişim hakkı engelleniyor. Garibe Gezer hapishanede cinsel saldırıya ve her türlü işkenceye maruz bırakıldı. İntihar ettiği söylendi. Deniz Poyraz 24 saat polis gözetiminde olan parti binasında katledildi. Gülistan Doku 2 yıldır kayıp. Kürt kadınlarına karşı düşman hukuku işleten, özel savaş yöntemleri uygulayan erkek egemen devletten hesap sormak için buradayız. Jin, Ziyan, azadi! Jin, Ziyan, azadi! Jin, Ziyan, azadi!
Türkiye'nin dört bir yanında 8 Mart için sokaklara dökülen bu mücadelenin parçası olan her bir kadın için, kadın adına selamlıyoruz. Yaşasın 8 Mart. Teşekkürler Kızçılar grubu. Çok teşekkürler. Emeğinize, elinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler.